Matruşka'ya hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Yani bu kadar samimiyetsiz bir giriş olamaz değil mi? Dümdüzüm, düzüm ben çünkü. Şimdi ben geçen bölüm söyleyemediğim birçok şey oldu. Onları söyleyeceğim. Bu alanın fiyatını tahmin edebilen var mı mesela? 250. 250 mi? 250'ye ne var bu zevirde? Zevirde. Bu devirde 250'ye ne var? Bilmem ne var. 600 liraya Eminönü'nden aldım. Şaka yapıyorsun. Bu buraya ait. 3 kişiden izin aldık bunun için. Bu benim salonumdaki bilgisayar sehpam. Bunu çıkarıyorum, bilgisayarımı koyuyorum, ayaktan siliyorum, kullanıyorum. Yani hepsini geri dönüşümlü kullanıyorsun o zaman. Çok küçük kaldı. Bu kötü kaldı. İlk bölümde de böyle şey oldum. Bu benim genç odası takımımdan. Bu en az bir 20 yılı var yani hani. Toplama. Onun dışında hoparlör bana ait. Ondan sonra vazoyu annemden aldım. Ve abi bakın arkadaşlar. Bakın. Bu ne biliyor musunuz? Şunlar ne biliyor musunuz? Burger paketleri bunlar abi. Üçgen üçgen kestim. Kraft. Bak hangi burger oldu belli olmasın. Bunları bununla şey gürleştirdim gece vakti. Bir şey bulamadım, köpük bir şey. Emeğim ya. Emek. Arada çorap kartı da var. Çorabı söküyorsun ya kartı oluyor içinde. O var. Geliyorum bekleyin. Onun dışında... Lamba... Az önce beğenmeyip bana taşıttığınız 300 kiloluk. Bunlar da Eminönü'nden 250, 100, 200, 250. Ondan sonra bunu söyledik zaten. Bunlar böyle bir dekor yaptım kendi kendime. Bunun stand-up falan hediyesi. Teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Görüyorlarsa. Bu detayları siz niye biliyorsunuz mesela şimdi değil mi? Gerek var mıydı? Yoktu bence de. O zaman konuğumu çağırayım mı? Ha konuğumdan önce orkestramızı seçelim değil mi? Bak onu da hep unutuyorum. Her şeyi unutuyorum. Bugünün orkestrası bir numara. Allah seni de beni de. Alkışlarla sahneye davet ediyorum. Telefon Necip. Necip önden mesajları siliyor. Son mesajları ona verecek. Sen şimdi bugün orkestrasısın. Uzun hava çok iyi mi? Yani ne biliyor musun? Program boyunca böyle hani Azize bir şey söyledi ya, çok güzel bir şey söyledi. Basıyorsun, duyuyoruz. Bunu yapman lazım. Sana pek güvenmiyorum. Ama başka bir çarem yok. Niye sen mesela değil mi? Sen onu hallederken ben de tabii ki konuğumu çağıracağım. Benim için çok kıymetli. Sizler için de öyledir. Müthiş biri. O gelince ben zaten konuşamam diye şimdiden konuştum. Çağırayım o zaman. Bak o da bağlandı zaten. O zaman alkışlarla Azize geliyor. Ben korktum. Bilmem ya sen kadar, gelince ben aynı, şey kaldım. O kadar bekletti ki beni içeride. Bekle Allah be. Sakallarım uzadı bekleye bekleye. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? 3, 2, 1. Önce gel bir hediyeni vereyim senin. Gel şöyle yanıma. Allah'ım çok güzel ya. Sana yakından Kadıköy'ün dokunmak. Kadıköy'ün herifleri için giyindim. Senin için. Güzel herifler var biliyorum. Elleri falan da bir. Bir tanesi maça gidecekmiş herhalde. O ne o? Ne o? Ne spor? Erciyes spor. Turuncu siyah bilmiyorum. Bilmiyorum ben de bilmiyorum. Hiç takım yani. Ben sana önce hediyeni vereyim. Aa ben bunu da keser içine atarım bak o şeyin kraft. Evet. Heh. Aç. Ay. Şimdi Allah nazar. Kaldı. Bunun. Bunu şeyli mühürlü şey yapmışsınız ya. Bu o camdaki kızın arkasındaki mühür herhalde bu. Sana özel yaptım. Ali Rıza aç bunu Ali Rıza. Hayır sen aç. Herkesten yardım isteyip durma. Bu kadar mı? Ay Allah'ım. Benim kısa. Ufacık bir şey getirmişler. Üç tırnağım eksik şu an. Aç. Allah'ım. İyi aç. Aa çok güzel. Ha. Teşekkür ederim. Hayır o değil deli karı. Bu. Aa bunu ben lazımdı biliyor musun? O vallahi ha, şey aç oluyor. Göster. Ver tutayım ben kutuyu. Allah'ım. Ay yere oturdu. Seninle işimiz var ha. Bugün. Sen çok vallahi güzelsin ya. Herhalde güzelim. Bu şey lan şeyi ben ne zaman aldırdım? Hayır kız bu dudak. Onun kalıbını mı? Ha kalıbımı aldırdım sana. Onun şey, vajinası da vardı bunun. Almadım. Ben diyorum ne sadece zaman merak hiç hatırlamıyorum ettim. Çünkü. Orada hassas tartı vardı dedim ki ayol dedim çok konuşuluyor. 250 gram 250 gram dedim. Alayım bakayım dedim tartıya koyayım tartıp 80 gram çıktı. Yani hiç 250 gram değilmiş. Onu söyleyeyim. Bak bu dudak. Hangi dudak ama? Şu herhalde bunu yapan herifin karısının dudağı. Evet 10 saniye sonra gelen orkestrayı bir alkışlayalım.
Böyle orkestra tutarsa olacağı da o. Ucuza kaçtım. Böyle yapıyorsun bunu, böyle tutuyorsun. Onu biliyorum. O kısmı biliyorum ben. Evde karnabahar kızartırsın, yakarsın. Ondan sonra kokuyu sindirir. Bu kadar süs buna mıydı yani? Ben bunun bu mu çıkıyor? Evet. Düşün, o kadar özendim senin için. Bu kadar zaten süslüyoruz da bu çıkıyor ya en son. Yani. Versene oradan. Orkestranı geç geleni makbuldür derler. Bak mesela şu 6 numara. Aha, seni seçti seni. Bu 6'yı ters çevirince 9 oluyor biliyorsun değil mi? Şunu ölçümü kalıbımı alır mısınız? Gel bence sen. Aha. Gel gel. O var ya, onda ne hikayeler var. Ne hikayeler var? Askerlik anılarımızı anlatın. Vallahi anlatma. Var mı askerlik anı? Gitmedin Allah bilir. Ya var evet ama... Nerede yaptın askerliği? Şey. Bilecik'te yaptım. Ben Diyarbakır'da yaptım. Tamam. Ha. Acem Birliği mi yaptın? Ne bedelisi? Allah'ın cezası. Gittim 15 ay yaptım. Bir ay bana verdiler. Yok dedim, ben istemiyorum. 15 ay ben katlanırım dedim. Hiç zor gelmedi. Anladım. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Buralar biraz koşturmaca içerisinde. Evet yani. Korkuya oturuyordun geçti, ayaktasın ama bir boka ben gene aynısın. Oturmuşsun ayaktasın, hiç belli değil, yemin ediyorum valla. Nedir senin mesleğin? Sporcuyum. Sporcu. Evet. Bu halinle. Ama şey, e-sporcuyum. Elektronik spor. Biraz Z kuşağı. Hiç anlamıyorum sizden. Siz seks yapıyor musunuz Z kuşağı? Tabii ki de. Ya biliyor musunuz yapmayı? Ya tabii ki de. Ön sevişme falan onları yapıyor musunuz? Evet. İyi bari. Sevindim sizin için. Sevindim. İyi. Beğendin mi sen? Ha? Onu beğendin mi? Sen uzun saçları zaten bir seviyorsun. Hoşuma gidiyor. Uzun bunlar saçlı duştan artık çıktı mı güzel oluyorlar. Evet. Şöyle. Ama. Şöyle. Ama. Ama ben onu toplamıştım. Tam panten adamısın. Şeye benzemiyor mu? Kubat. Yok. Kubat'a benzettim biraz. Kubat daha sert, daha hard. Aa, Kubat. Evet. Kubat, Kubat'tır ya. Yok, yatan arkadaşım var. Sen nereden? Hayretmiş. Görüşeceğiz inşallah. Ben ona kağıdını yerine bulayım o zaman ya. Yerine kadar ben eşlik edeyim istiyorum. Ama elime bak. Ay çok güzelsin. Ay sen. Semra Özal'cım hoş geldin. Bayıldım vallahi. Bayıldım. Çok beğendim. Vallahi ay ne günlerdi Semra abla, yemin ediyorum. Ne günlerdi o günler kız vallahi. Giderdi, giderdi. Hesabı da sana kilitlerdik, örtülü ödenekten öderdi. El mikrofonu verin. Herhalde severim. Elinde kim sevmez? Elimde sevmiyor. Efendim? Elimde sevmiyorum. Seviyorsundur da söyleyemiyorsun bu kadar insanın önünde. Şu 6 numaranın cevaplarından gidelim, sonra onlarınkilere geçeyim ben. Yerime mi geçeyim, ne yapayım? Nasıl istiyorsan. Vereyim yani ben mikrofonu. Nasıl sen istiyorsan. Çünkü... Efendim? Biraz hastayım. Sesiniz çıkmıyor. Çıkıyor da az çıkıyor. Az çıkıyor. Çok çıkması için ne yapmak lazım acaba bilemedim. Ben size vereyim mikrofonu. Hanımefendi sorular siz soracak. Siz kime vereceğinizi şaşırdınız. 6 numaraya verecektiniz. Ha, 6 numaraya. Sana verecekmişim. 6 numaranın cevaplarına geldim. Bedelli askerde body'nin pisuvarı... O ne ya? Şöyle, şimdi bedelli askerlikte üst ranzanda yatan kişiyle body'sin. Hani hayda! Tabii body oluyorsun. Zamanla. Seni ona, onu sana emanet ediyorlar. Bu nasıl emanet? Güzel bir emanet. Onun silahı kaybolursa sen sorumlu oluyorsun. Onun silahı kaybolmaz. Tabii her şeyinden sen sorumlu oluyorsun. Birbirinin donunu giyebiliyorsun. Peki bu pisuvara ne yaptı? Niye yaptı? Beni komutan çağırdı. Acil dedi, gelmen gerekiyor dedi. Sen dedi sorumlusun dedi. Dedim ne oldu? Dedi ki senin dedi body'n dedi pisuvara sıçmış dedi. Nereliydi body'n? Muş. Muş. Evet. Onu niye komutan çağırdı? Neden böyle bir şey yaptı? Bilgin var mı demeye getirdi. Dedim komutanım, adamın dedim götünü dedim takip edemem. Çok acemisin ya. Abi yüz ifadesini görüyor musun? Aa bu benim görevim mi falan diye bak. Gönüllü orkestra olmak isteyen var mı? Bunu değiştireceğim. Kulağın var mı kızım? İyi mi kulağın? Eşarp takıyorum diye kulağımı kapattım. Oturuyor mu ayakta mı belli değil. Allah. Sana güveniyorum. Yemin ediyorum. Sana güveniyorum. Karı bir lokma. Vallahi bil. Bu ne ya? Oturdun mu sen şimdi? Oturdum. İyi hadi bakalım. Şimdi. Neye zaafın var demişim. Sesli söylersem hepimizi içeri alırlar demişsin. Erdoğan'a mı zaafın var? Güzel, beğendim. Neye karanlıkta bakıyor? Karanlıkta yönetmenle kesişiyoruz. Nükhet Durdun bir şarkısı var. Huysuz ona laf sokuyor şarkı. Ha. Neler, neler, neler gördük biz. Neler gördük biz diyor. Huysuz da diyor ki, ayol kızım ne göreceksin, bunun boynuzlusu yok, kulaklısı yok, hepsi bir çeşit. Bunu söyle.
İşte bu be. Alkış. Kız bak. Teşekkür. WhatsApp'tan tevhid grubu kurdun herhalde. Bana bak. %3'ünü kendi kabrine gönder. Al komisyonunu. Hakkı savunur adamın adı. Kimdir Hakkı savunur? Hakkı ay. Yerim seni. Hakkıdır Hakkı savunur. Güzel adamsın. Neden mi peki, neden? Güzel adam. Hakkı savunuru duyunca bir ama ona şey oldun sen. Açabilirim. Ellerin orijinal mi derlermiş ona? Öyle yazmış. Ha. Hiç gördün mü böyle güzelliğini? Orijinal deve eli. Ay maşallah. Deve tabanı. Sen bindiğin sandala kürek almıyorsundur. Sen hukukçu musun? Hukuk bilmeyenlerden hoşlanmıyor musun? Evet. Abi Hakkı savunur ve... Gerçek ismi mi? Benim tabii, ismim. Tabii tabii avukatım. Hakkı savunur avukat, ve avukat tabii. Olmuş. Avukatsın. Tabii. Ama sen Hakkı savunur. Ha, Hakkı savunmak. Ha. Ne sormuş başka? Hak. El mankenliği teklifi almış. Evet, çok ilginçti. Yani bu ele de el mankenliği... Evet, maşallah. Buna da yapmazsınız. Hobbit ama. Eli. Hay tırnak maşallah. Yok bak, şekli var. Ooo. Öyle öyle ayol. Sen randevularında ellerini arkana sak. Ne için el mankenliği? Bir kuyum firması. Kuyum firması bunu evet, mu? Evet, bakın evet. Bu bir parmaklara alyans, bile giriyor. Alyans. Ben de çok şaşırdım. Herhalde hali vakti yerinde insanlar için istiyor ki. Ha. Yani benim elime de alyans değil, bilezik kadar gramında yüzük Allah yapılır. Allah. Şaşırmıştım, evet. Evet, biz de şaşırdık. Evet. Şaşırıyoruz. İki numara şu sıralar derdin ne demişler? Kızarmak hem de çok. Ne demek o? Oğlum bereyi çıkarmazsan yatarken bile kızarırsın. 10 yaşına kadar biberondan süt içtim. Yatmadan önce keyifli oluyordu. Ya 10 yaşına kadar biberondan süt içmiş. Emzik seviyor. Açıklaması... Peki ben bir şey sorabilir miyim? Tuttum 10 yaşında... 10 yaşından sonra biberonun yerine ne koydu da bıraktı mesela? O sordu vallahi bak ben sormadım. Ben sorar kaçarım. Bardaktır ya. Çünkü alışıyorsun ya yerine bir şey koymak lazım. Ha bak. Masa başı oturmaktan bıkmışsın. Hı-hı. Pilavcıda masa devirmişsin. Evet pilavcıdaydım. Tavuklu pilav söyledim kendime. Şöyle bir sıkıntım var benim. Bir şeye odaklandığımda biri bir yerime dokunduğunda aniden bir ayağa kalkma. Ha tikin var. Tikim yok. Hayda. Hayır şimdi buraya gelince çalışmaz. Hayır. Tiki var tiki. Tikim yok. İstediğin gibi dokunabilirsin. Tiki var yok. Mı? Tikin var hayır, mı? Tikim Allah yok. Aşkına. Ayağa kalk. Hayır. Ayağa kalkmam neyi değiştirecek? Deneyeceğim. Yok yok. Tik yok. Sadece mesela bir işe... Yok yok. Yoksa niye reçey oluyorsun? Bir işe odaklandım. Bir işe odaklandığımda hani ha. Biri dokunursa eğer aniden refleks olarak ayağa kalkma oluyor. Veya biri seslendiğinde dönüp aniden tutma oluyor. Eyvallah abi. sen öyle yani... diyorsan öyle. Güzel. Bir şey söyleyeceğim. 7 numarayı ha. Davet edeyim burada ufak bir düet yapın ya. Ben çok hadi umutlandım. Gel. Umarım çok güzeldir sesi. Hayır, öyle değil. Önce öyle sanatçı mı çağrılır? Ha bakın, anons mu edeceğim? İsminiz neydi sahne isminiz? Özgür. Ne Özgür? Bir şey Özgür. Özgür. Özcan olsun Özcan. Özcan ne oldu Özgür'de? Niye? Ha? Özgür böyle çok laço. Bir şey Özgür olsun ya da bir şey Özcan olsun. Sen bul. Onun sahne ismini koy. Uçsun gitsin. Özcan Yedivere. Tamam. Anons ediyorum. Alkışlarla Yediveren Özgür'ü sahneye davet ediyoruz. Ve tabii ki de Azize. Bak sessiz söyledim. Daha çok büyüdüm. Daha çok. Kapıldım gidiyorum. Bahtımın rüzgarına. Ey ufuklar diyorum. Yolculuk var yarına. Kapıldım gidiyorum, bahtımın rüzgarına. Ey ufuklar diyorum,
yolculuk var yarına. Ayrılık görünmüşken yar tutmuyor elimden. Misafirim bugün ben gurbet akşamlarına. Ay! Helal olsun size be. Sende ne hikayeler vardı? Çok sus, vallahi. Kaç vokaliste yattın Allah aşkına? Kemancılar. Kemancı. Aha. Vokal diyorsun, kemancıyı anlatıyor bak. Hep bir kemancı olayı var değil mi? Var. Niye bu kemancılarla alıp veremedikleri ne yani? İşte tam üstüne bastın, alıyor veriyor. Sesin yorgundu yani, hastasın. Ona rağmen güzel okudu. Ay, kocaman bir alkış gelsin. Teşekkür. İkiniz de harikaydınız. Çok. Sizin de sesiniz çok güzel. Ama şimdi TRT müziğe döndük çok yani. Çok teşekkür ederim. Kalk, ne kadar reklamını yaptın ayol. Kalk otur. Bana kimse böyle reklam yapmadı. Otur yerine. Beş numara. Paraya zaafı var. Para ve altın istiyor. Aha. Boşanmış, kurtulmuş. Evet, yaşının sormasını hoşlanmıyor. Biseksüel de oluyorum. Hiç kimseyle de evlenme. Boşanmış, kurtulmuş, kimseyle boşanmış, evlenmek istemiyor. Kurtulmuş mu? Onu çok seviyorum demiş. İkinci huysuz mu diyor? İkinci huysuzlaşıyor mu diyorsun? İkinci huysuz mu diyorsun? Ha, ay teşekkür İkinci ediyorum. İkinci huysuz çok değil mu? Bence. O ekolden Azize yani. Başka da evet, elimizde kimse yok. Oluyor. Sen bize yadigarsın. Ay çok teşekkür ederim. Var olunuz, sağ olunuz. Burada biri din kültürü sınavından bahsetmiş. Dört numara kim? Şimdi lise zamanındaydı. Din kültürü sınavımız vardı. Soruda şöyle bir soru soruyor. İşte eşhedü en la ilahe illallah. Bu nedir diye soruyor. İşte şıklarda da kelime-i şehadet, kelime-i tevhid falan yazıyor. Arkadaşım da dönmüş bana diyor ki, omuzuma vuruyor. Sevgi diyor, eşhedü en la ilahe illallah neydi diyor, neydi diyor böyle. Kız diyorum, sen bunu getirmeden nasıl Müslüman oldun diyorum. Biz bunu şu an, ben bir şey diyebilir miyim bu arada? Ben yanlış bir şey söyledi, onun yerine başka şey gibi hayır, okudum hayır. Burada. Şimdi ben bir şey anlatıyorum, beynimin içinde çok komik. Ama burada anlatacağım asla değil. Kıyamam ya. Kendine oluyor, de bassak. Oluyor, hepimize oluyor. O bende gerçekten oluyor. Böyle gülüyorum beynimin içine ama anlatırken sonunu bağlayamıyorum. Ama o anda da çok komik. Yaşarken görmeniz bazı lazım. Bazı şeyler anı komik ki anlatırken bazen hatta ikinci öyle anlatışında da yitiriyor. İlkinde böyle heyecanlı oluyor, evet, değil mi? Bir tane belediye otobüsü varmış. Ondan sonra şoförü böyle geçmiş yani işinin başına. Durakta durmuş. Açmış kapıyı. Bir tane bir çocuk varmış. Şoförü demiş ki... okuluna geçiyor mu demiş. Şoför ne desin? Ne güzel kekeliyorsun, niye okuluna gidiyorsun demiş. Bak bu da öyledir, anladın ben mı? Ben de şey sandım, o kekelerken durağa geçtiler ya sandım, hani geç kaldı diye. İşte şey, dert etme, hepimize olur öyle şeyler. Bir kedi memesini ısırmış bunu, al. Sarı bir kedi, çok da hoşuma gitmişti. Kediyi kucağıma aldım, seviyordum. Üstünde de bir kazak vardı ve cidden nasıl tutturabilir? İmkanı yok. Bir ısırdı. Ben kedi tuttum, çektim ama ısırmaya devam etti. O farklı gördü ya orayı. Bıraksaydın. Sallaya sallaya geziyor. Senin kulağın olmak istiyormuş. Ha. Sebebi de duyduğunuz iltifatları ilk ben işitmek istedim. Oo, ay yerim buna bir seni alkış. Ben. Çok mers. Semra Özal'ın bir tane zaten. Ya. Kurban olsun. Sen şeyi biliyor musun? Bir gün böyle Maxim gazinosuna Bülent çıkıyor sahneye. Demişler ki Turgut Özal geliyor. Turgut Özal gelmiş, karısı bilmem nesi bir. Bütün bir masa böyle ayağa kalkmış tabii. Orası curcun olmuş. Bülent de okuyor tabii, tamam mı? Ondan sonra karı sinirlenmiş tabii. O okurken millet orada ayakta filan. Farkında olmadan böyle yapmış Semra Özal'a. Kız orospu otur. Anlamamış onu Semra Özal. Harfli düello yapacağız. Ben hiç anlamadım senin formatını. Ben senin formatını hiç anlamadım. Program oturana kadar artık bilmiyorum, dur. Sen bir harf seç hadi. Harf seçeyim. S. S mi? Evet. İkimiz de S harfiyle cevap vereceğiz her şeye. Evet. İsminiz nedir? Sabiha. Nerede yaşıyorsunuz? Sivas. En sevdiğin üç harfli şey? Sis. Güzel. Ben izliyorum, takılın.
Kız niye darıldın, surat yok, yaptın? Yok, darılmadım. Göçmen suratlı. Mesleğin ne? Ben soruyorum. Mesleğin ne? Sıvacı. Hayır, sıvacı olmam. Silikoncu. Silikoncu olmam. Sabuncu. Sabuncu. Ha. Bak onu olurum. Sabuncu. Sarıyer börekçisi de olur. Kız o bir tanesi. Sucu. Ha, sucu, sucu iyi. Sucu. Sucukçu, o da olur. O da olur. Maşallah, ben hariç herkes ne olmak istediğini söyledi. Buradan çıkınca nereye gideceksin? Nereye gideceğim? Salona. Ne salonu? Ha? Ne salonu? Ay, Sirada salonu. Ama buna gerek yok ki ya, var mı gerek buna? Var. Hayır, şurada söyle, iki tane söyle, kaldı. Söyle. Söyle. Sivri kaldım. Çok iyi. Peki kıyafetlerini nereden alıyorsun? Sinan Paşa pasajında. Aa, ucuz mu orada? Lan şimdi. Peki bugüne kadar aldığın en pahalı kıyafet? Siyah don. Aa, siyahı ucuz olur genelde. Renklisi Hayır. pahalı olur. Üstünde taş vardı ondan. Ne taşı? Siyam taşı. Siyam taşı. En sevdiğin yemek? Sucuk. Sucuğu Sucuk. Nasıl seviyorsun? Sucuğu... salına salına yemeyi seviyorum. Oo, güzel. Peki en son nerede sucuk yedin? Sarıyer'de yedim. Sarıyer'de Hakikaten sucuğu? Hakikaten de Sarıyer'de ha. yedim. Hmm. Kimle yedin orada? Sinan'la. Sinan kim? Sana ne? Güzel. Üç numara. Ay. Ama bak, yakışıklı bu çocuk. Evet, yakışıklı. Ama boy... Yok, biraz çalışması lazım. Ne konuda? İşte üstünü çalıştırması lazım. Üstünü, kolları mı? Her şeyini. Çalıştırıyor musun? Hayır. Neden? Ya aslında başlayacaktım spor yapmaya. Aha. Bir tane personal trainer'la anlaştım. Personal trainer'la? Gittin. Soyunma odasında herkes dal taşak dolaşıyordu. Komplekse girdin. Bir Yok, daha hayır. gitmedi. Abi orada yani da gerçekten ya. Parada mı anlaşamadık? Parada mı anlaşamadınız? Zamanda anlaşamadık. O zamanını ayıramadı beyefendi. Bence gelecek görmemiş de olabilir. Bunu ben uğraşsam uğraşsam. Bu yine pilavı normal yer der. Bırakır, ne yapacak? İki numara. Ay, yine mi sen? Alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Gel. Herhangi bir yerinden dekolte ver. Ceza bu. Ya yürümeyi yeni öğreniyor gibi git. Şöyle dön. E hadi ver dekolteyi tamam. de görelim ya. Kapalı olan her yer dekolte değil mi? Buyur. Mühendis kafası. Tamam. Açtım. Bu ne? Yetti mi arkadaşlar? Hayır. Ne yapayım? Beyaz atletimi mi göstereyim? Dekolte ver. Göster. Ben iki elinde boşa çıkardım. Daha rahat verirsin. Al sana dekolte. Hadi geç yerine otur. Çıkar onları. 10. Gel bakayım yavrum. Herhangi birinin taklidini yap. Başarılar. Kim? Ben şimdi ben. Yıldız Silver'e benzemiyor mu? Sen sabahtan kirazı güzel yaparsın. Hayır. Değmene benim gamı. Oku. Hayır ya, nasıl okuyorum? Sesim yok. Oku. Yıldız Tilbe de olur. Çıtı pıtı ya böyle. Zayıf ya, Yıldız Tilbe yap. Şöyle ben arkadan yapayım. Okuyayım. Sen taklidini yap. Çöktü lan burası. Kız bak, ben hayır. Sen Yıldız Tilbe ol, ben okuyayım arkanda. Hadi. Ağzını oynat. Kalbim duraksız. Haykırışlarda ne yapsan ayrılamam senden asla. Hafife alma. Ağzını. Aşk vurur insana. Bu kadar kolay sanma. Şöyle yap. Delikanlım. Şöyle yana ver. Ne yapayım? Öyle ses daha iyi çıkıyor. Kaymıyor, kaymıyor. Ağzını yapamıyor musun? Yok. Olmaz. Bak onun ağzına. Öyle yapacak. Nasıl yapacağım? Bak yapamıyor. Kızım hiç şöyle bir yapmadım. Buraya dön şimdi. Ay. Orada yapacak. Hayır. Bak. Kalbim duraksız. Yana al, yana. Aykırışlarda ne yapsan ayrılamam senden asla. Hafife alma, aşk vurur insana. Bu kadar kolay sanma, delikanlım. Helal olsun.
Çok. Bir şey söyleyeyim, başka var mı peki böyle? Başka var mı? Yani sen niye yan yan gidiyorsun? Git dedik mi? Hadi gitsin gitsin. Gitsin ay ne ruhsuz karısın. Baksana. Hadi git. Bir şey söyleyeyim, 5 kilo daha vardı burada zaten. İçim çöktü vallahi karının ruhsuzluğundan. Şimdi bana da bir soru sorman gerekiyor senin. Program formatı gereği en son soru soruluyor bana. Sana en son soru soruluyor. Allah bu çok küçük. Bu... Evet sor, dinliyorum. Ne kadar daha YouTube'da kalmayı düşünüyorsun? Ne kadar daha zorlamayı düşünüyorsun? Hayır yok. İyi güzel gidiyorsun kız. Ben izledim programlarını. Tam hala istediğim gibi değil. Daha iyi olması lazım. Sen geldin ya, bundan sonrası daha güzel olacak bence. Olur. Bugün çok güzel oldu. Ay şimdi bir tek sen kendin için şey yapma. Kocaman bir havuz YouTube dediği. Hepimizin yaptığı her şey o koca havuzda. Evet. Ya kayboluyor ya çok şey oluyor. Ben de neler yaptım. Ve neler yapacaksın onu da soracağım. Ha. Mesela 3 tane hemşireler skecim vardır ki bütün hemşirelerin tiplemelerini hepsini ben oynadım. Bak izledin mi bilmiyorum. İzledim tabii ki. Bok izledim. Ama düşün, montajdaydım, montajdaydım. Araplarla ilgili videon çok tuttu ya. Güzeldi evet. Gerçekten çok tuttu ve ben onu başka bir yer sandım tabii ki. Değil mi? Değilmiş ama. Değil burası. Şey montajınız, kurgunuzu kim yapacak? Ben yapacağım, kendimi sileceğim. Senin söylediğin kısmı koyup seni patlatacağım. İyi yaparsın. İyi yaparsın. Peki bundan sonra ne yapacak Azize? Şunu yapacağım, bunu yapacağım desin çünkü görmek istiyoruz. Hatta bu tarz bir gösteriyle YouTube olarak görmek istiyoruz. Sen zaten İnşallah. Sahnelerde devam ediyorsun. Ama biz izlemek de çok isteriz ekrandan. YouTube'da güzel programlarımız olacak seyircili. Falan stand-up'la çalışıyoruz Ali zaten. Ali Rıza benim, Sedat evet. Ali Rıza çok büyük destekçim. Çok. Ali Rıza Tanyeli bir alkış. Gör Ali Rıza'yı. Hepimizin destekçisi sağ olsun. Evet. Onlar böyle hadi 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 hadi. Vallahi salmıştım hiçbir şey yapmıyordum. Bir tek sahne yapıyordum. Onun haricinde şimdi YouTube'la skeçler güzel koyacağız olur. Araya. Güzel olur. Belki kendim olarak çıkabilirim. Fehmi de çok naif, çok güzel bir insan ya. Ay teşekkür çok ederim. Çok başka yani. Onun kendi olarak o diye bahsediyorum şu an. Kafa gidiyor benim. Onun kendi olarak o sohbetini bile çok ayrı severiz yani. Güzel olacak. Peki Azize'ye sorusu olan var mı son bitirirken? Şunu sormak isterim ya da şunu söylemek isterim gibi bir şey. Ayda direkt özele yaz sormuş ya. Ne sordum. Kaç tane sevgilisini mi merak ediyorsun? Esnafı da sayayım mı da? Mesleklerini sor. Meslekleri neydi? Mesleğiniz değil yani, onların meslekleri neydi? Hangi meslek grubundan en çok tercih ediyorsunuz özel hayatınızda? Sektörden. İlerlemek için mi? Hayır, ilham vermek için. Güzel. Evet. Var mı tanıdığımız? Yok. Vardır da. Vardır da şimdi nasıl söyleyeyim canım? Allah Allah. O zaman. Bir kere çok teşekkür ederim beni konuk olarak davet ettiğin sen için. Sen başkasın yani. Çok zarifsin. Yani. Sen de. Gerçekten ama bunu riya yok. Olarak alma. Öyle ben bir anlamam. Odunum sanki ben biraz ha. Odun muyum? Yok kız. Sana, meşe. Sana zarif miydim? Sarif. Yok. Hayır, meşe dedi. Ben onu neşe anladım biliyor musun? Sen gülünce meşe. Odun değil sen pelek. Yeni çıktı onlar bu kadar. Pelek miydi kız o? Pelek ne? Pelek şu kadar ufak ufak. Evet bak Semra'ya bak. Semra diyor ona ya. Gerçek adı neydi unuttum. Özgür. Özgür. Yedi veren Özgür. Doğru. Benim için hazırlandın, evet, geldin, şovunu yaptın, bu insanları tek tek tanıdın, evet. Hepsiyle konuştun, hepsini açtın, iyi vakit geçirdin. Evet. Benim seyircim memnun ettiğin için, beni memnun ettiğin Aynen. için, geldiğin için, kırmadığın için seni teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seyircine, tüm ekibine, yönetmenine, kameramanına. Tamam bitti hanımefendi, burada 10 saniyeden alkış. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Efendim hanımefendi konuk davet etti beni. Herkes davet etmez, korkuyorlar genelde. Ne açıdan korkuyorlar? İşte ne bileyim yuva yıkarım diye herhalde. Ondan herhalde ne bileyim ben. Çok teşekkür ederim geldiğim için. Ben de teşekkür ederim. Ayrılamıyoruz. Hala ayrılamıyoruz. Ama güzel Canım oluyor bu bitirişim. Canım bir sürü huzurluk da yapmak istiyor da. Yap. Ya yok yapamam. Giderek yap ya. Ne şunların, yapayım? Şunların aynı anda dişlerini görmek isterim. Ne yapayım ya aşk o? Son şakanı yap. Allah'ın cezaları. Bayılıyorsunuz kadın kılığına girmiş herif izlemeye. Manyak. Gidin tedavi olun Allah'ın cezaları. Gidin. Hadi biz de gidiyoruz. Bir sorununuz mu vardır nedir bilmiyorum. Hadi tutmayayım sizi. Hadi tutmayayım. Allah'ın cezaları buradan mı gidiyorsun? Hadi.
Buradan geldik biz. Hayır, teşekkür ederim. Ya çok sağ ol vallahi yani. Ne varsa sende var. Ben sana uydum. Çok güzel idare ettin. Teşekkür ederim. Ay, iyi miydi? Güzel miydi? Güzeldi. Vallahi. Sen güzeldin. Ben kendim ne için yaptığımı, konuşamam. Ne ettiğimi de hiç bilmem, biliyor musun? Hayır, çok güzeldi. Programda. Vallahi. Rica ediyorum, sen nasılsın? İyi misin?